Arkadaşlar ben Yasemin Temel Terek. Şehit Üstümen Aydın Ayramış İlkokulunda 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Bit Hatun'la Pirebey'in masalını anlatacağım. Evvel zaman içinde, karbur zaman içinde. Pire, develer tellal iken, pireler berben iken. Ben bağda üzüm bekler, derede odun yüklerken. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin uzaklarında bir yerde Bit Hatun'la Pirebey adında iki arkadaş varmış. Bit Hatun'la Pirebey tahta kurusuna arkadaşlarını ziyarete gideceklermiş. Fakat tahta kurusunun evi ırmağın karşısındaymış. Pirebey gerilmiş. Hop bir sıçrayış daha ırmağın karşısına atlamış. Pirebey'in atladığını gören Bit Hatun ise gerilmiş. Hop bir sıçrayış daha suların senlerine kapılması bir olmuş. Pirebey Bit Hatun'un ırmağa düştüğünü görünce ne yapacağını şaşırmış ve hemen çalıya gidip Çalı kardeş, bana çırpılarından verir misin? Bit Hatun'u kurtaracağım demiş. Çalı da şöyle bir düşünmüş ve söyle o kargaya bir daha bana konmasın demiş. Pirebey koşa koşa karganın yanına gitmiş. Karga kardeş, bir daha çalıya konmaz mısın? Sen çalıya konmazsan çıl bana çırpı verecek. Ben de çırpıyla Bit Hatun'u kurtaracağım. Karga da demiş ki, bir şartla bana buğday getirsin demiş. Pirebey de bir sıçramış, iki sıçramış ambarın yanına varmış. Ambar kardeş, bana buğday verir misin? Kargaya götüreceğim. Buğdaylara kargaya götürürsem karga bir daha çalıya konmayacak. Çalı bana çırpı verecek. Ben de çırpılarla Bit Hatun'u kurtaracağım demiş. Ve ambarda söyle o fare bana dadanmazsa ben de sana buğday veririm demiş. Ve Pirebey de koşa koşa farenin yanına gitmiş. Fare kardeş ne olursun bir daha buğdaylara dadanma. Sen buğdaylara dadanmazsan ben bu ambardan buğdayı alacağım ve kargaya götüreceğim. Karga da bir daha çalıya konmayacak. Çalı bana çırpı verecek. Ben de çırpılarla Bit Hatun'u kurtaracağım demiş. Ve fare de sözü öyle o kediye bir de dada beni ne kokokolalamasın demiş. Ve Pirebey de hemen kedinin yanına gitmiş. Kedi kardeş ne olursun bir daha fareyi kovalama. Sen fareyi kovalamazsan fare buğdayları dadanmayacak. Buğdayları alıp kargaya götüreceğim. Karga da bir daha çalıya konmayacak. Çalı bana çırpı verecek. Ben de Bit Hatun'u kurtaracağım demiş. Kedi Pirebey'in haline acımış mı? Acımamış ve demiş ki sen bana gidip bakkaldan peynir getir. Sen bana peynir getirirsen ben de peyniri yiyeceğim. Ve bir daha fareyi kovalamayacağım demiş. Ve sonra Pirebey hemen koşa koşa bakkala gitmiş. Bakkal kardeş. Bana peynir verir misin demiş. Bakkalcı bir Pirebey'e bakmış. Bir de köpeğine bakmış. Ya sen benim köpeğime konan Pire değil misin? Sen benim köpeğime kon. Onu rahatsız et. Kaşınır. Ben de sana peynir vereyim. Olmaz. Rahatsız etmezsen ben de sana peynir veririm demiş. Ve Pirebey de söz vermiş, yalvarmış ve peyniri kapmayı başarmış. Peyniri alan Pirebey koşa koşa kedinin yanına gitmiş. Ve kedi de peyniri hapur hapur yemiş ve Pirebey'e teşekkür etmiş. Doymuş ve bir daha kedi fareyi kovalamamış. Fare bir daha buğdaylara dadanmamış. Ve Pirebey ambardan buğdayları alıp hemen karganın yanına gitmiş. Karga kardeş al sana buğdaylarını getirdim demiş. Karga da teşekkür etmiş ve bir daha çalıya konmamış. Çalı da
Teşekkür edip plebeye ona çırpı vermiş. Çırpıyla ırmağa giden plebey ne, bir de ne görsün? Bit Hatun artık dayanamaz hale gelmiş. Sular o kadar kabarmış ki artık dayanamıyormuş. Ama plebey bir uzatmış. Bit Hatun da bir uzanmış. Bir gücüyle çekmiş ve kurtulmuşlar. Ve yollarına devam etmişler. Evet arkadaşlar, masalımızın sonuna geldik. Ve gökten 3 elma düştü. Birinci elma Bit Hatun'a, ikinci elma Pirebe'ye, üçüncü elma da siz dinleyicilere düştü.